Parçalanmanın ardından Marika'nın soyu büyük rünleri sahiplendi ve Elden Ring için savaştılar. Ancak aralarından bir galip çıkmadı. Güç her birini baştan çıkardı ve lekelenmiş geri çağrıldı. Fakat lekelenmiş olarak ilerlediğimizde bu hikayenin tam da doğru olmadığını öğreniyoruz. Yarı tanrıların çoğunun amacı Elden Lord olmak değildi. Sadece Radahn ve Godefroy'un lehindeli bir saldırı yaptığını biliyoruz. Yarı tanrıların kendi amaçları vardı. Aralarında en garip olan da muhtemelen Mikela'ydı. Marika ve Radagon'un ikizlerinden biri olan Mikela, sonsuz çocuklukla lanetliydi. Vücudu yıllar geçse de büyümedi, fakat Mikela'nın ailesinden aldığı tek şey bu lanet değildi. Annesi ve babası gibi, Mikela da aslında iki kişiydi. Gölge diyarına geçmeden önce de bunu elimizdeki bilgilerle kanıtlayabiliyorduk. Aziz Tirina, hem kız hem de oğlan çocuğu olarak tanınıyordu. İki karakterin de kendi zambakları vardı. Ve Aziz Tirina'yı takip eden birinin kitabından öğrendiğimiz tarif aslında Mikela'nındı. Tirina ve Mikela iki farklı kişi olsa da karakterleri benzerdi. Tirina uykusuyla insanların acılarını dindiriyordu. Mikela ise babası Radagon'un ortaya çıkardığı altın düzen kökten dinciliğine katılıyor ve Malenia'nın çürümesine çare aramaya başlıyor. Fakat genç Mikela altın düzen çalışmalarında başarılı olsa da ve diğer insanlar tarafından sevilse de kökten dincilikten ve Earthtree'den ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü altın düzenin kendisi çürükken Malenia'ya yardım edemez. Bozukluğu fark eden Mikela'nın yaptığı ilk iş saf altını bulmak oluyor. Bozulmadan ve yozlaşmadan koruyabilen yeni bir öz. Başarısının bir sebebi belki de iki parmaklar tarafından seçilmiş bir Empyrean olması. Gavri, Malenia'dan bahsederken şu kelimeleri kullanıyor. An Empyrean is no mere demigod. In the age of the Elden Ring and Queen Manica, the precious Empyrean was born, a new god to forge a new order. Yani her Empyrean aslında Marika'nın yerini alması için seçiliyor. Mikela da bunun farkında ve kendi saf altın düzeni için hazırlığa başlıyor. Her düzenin bir tanrıya ve bir eşe ihtiyacı var. Eşin de güçlü biri olması gerekiyor. Mikela'nın etrafındaki en kuvvetli kişi ise üvey kardeşi Radahn. Malenia, Mikela ve Radahn aralarında bir söz veriyorlar. Hatırada Mikela kendinden bahsediyormuş gibi görünse de bu sözün içerisinde Malenia olduğunu da çıkarabiliyoruz. Radahn, Mikela'nın eşi olması karşılığında onurlu bir ölüm talep ediyor. Tabii ki bu talebi karşılayabilecek tek kişi de ikizi Malenia. Mikela yeni düzenine bir Earth Tree fidanı ile başlıyor. Kanı ile beslediği ağaç büyüyerek Helix Tree oluşturuyor ve altın düzen tarafından reddedilen herkesi güvenli limanına çağırıyor. En başta da Albinorekler ve Misbigatınlar. Crucible'a yakınlıkları yüzünden dışlanan Misbigatınlar Helix Tree'de yaşayabiliyorlar. İlk jenerasyon Albinorekler ise yapay yaşamları yüzünden dışlanmalarının haricinde hem bacakları çalışmıyor hem de kısa hayatlar sürüyorlar. Helix Tree'nin köklerindeki Elfael de buna çözüm bulmuş gibi. Albinorekler kozaya girmiş ve içlerinde yeni bir forma dönüşmeyi bekliyorlar. Etraflarındaki heykellerden de bu kültürün iğneler üzerine kurulu olduğunu görebiliyoruz. Saf altın iğnesi Malenia üzerinde çürümeyi durdurmak için kullanılıyordu. Biz de cinnet alevinden kurtulmak için kullanabiliyoruz. İğnelerin gücü muhtemelen canlıları hastalıklarından ya da dış etkilerden kurtarmak. Mikela'nın kendi grubu olan iğne şövalyelerinin kullandığı iğne büyüleri de karşısındakini tüm hastalıklardan arındırabiliyor. Ancak bunların hiçbiri yeterli olmuyor ve Malenia çürümeye devam ediyor. Marika Elden Ring'i parçaladıktan sonra son çare olarak Mikela kendini ağaca yerleştiriyor ve Helix Tree ile büyümeye başlıyor. Buraya kadar olan kısım tamamen oyunda gerçekleşenler. Ancak artık açıklanmayan şeyler için teori üretmemiz gerekiyor. Asla bahsedilmeyen şey Mikela'nın nasıl gölge diyarına girdiği ve geri geldiği. Çünkü hem Torrent'in eski sahibi hem de onu gölge diyarından çıkaran kişi. Gölge diyarı her tür ölümün kıyıya vurduğu bir bölge. Mikela'nın diğer tarafında da farklı bir ölüm bulunuyor. Sonsuz uyku. Tirina ile birlikte uykuya dalan Mikela, yarı ölüm halinde gölge diyarı ile karşılaşıyor ve tanrılığa ulaşmanın asıl yolunu öğreniyor. Bu sırada Malenia, Radahn'a olan sözünü tamamlamak için Kaylee'de yola çıkıyor. Karşılaşmanın ardından Radahn çürümeye başlasa da onurlu bir sona ulaşamıyor ve Malenia görevinde başarısız olarak geri Helix Tree'ye taşınıyor. Ancak uykudaki Mikela'yı korumasız gören Mog ile gölge diyarı keşfi yarıda kesiliyor. Mikela'ya eş olarak yeni bir düzene ulaşmak isteyen Mog, Kozasi ile birlikte genç yarı tanrıyı kaçırıyor. Fakat Mikela'nın sevgilisinden habersiz olan Omen yarı tanrı büyüleniyor. Böylece Mikela'nın planı başlıyor. Mikela,
Peylit de Frey ile karşılaşıyor ve onu iyileştirdikten sonra büyülüyor. Safkan şövalyelerinin komutanı Ansbach, lordunu kurtarmak için Mikele'yi yarıyor ancak o da büyüleniyor. Mikele the Kind is a monster, pure and radiant. He wields love to shrive clean the hearts of men. There is nothing more terrifying. Gördüğümüz haline de böyle ulaşıyor. Gölge diyarından bulduğu Torrent'i Melina'ya veriyor ki doğru lekelenmiş seçilebilsin. Rania ise seçilmiş lekelenmişe vermesi için ruh çağırma zilini bırakıyor. Mikele, Mog'un yarı tanrı kanıyla beslenerek büyüyor ve örtülü gölge diyarıyla bağlantısı güçleniyor. Sonsuz uykusunda bir lekelenmişin Radan'a ve Mog'a son vermesini bekliyor. Lekelenmiş bunları başardığında ise Mikele yeni vücudu ile gölge diyarındaki yolculuğuna başlıyor ve büyülediği güruhu da arkasından çağırıyor. Seçilmiş yarı tanrı gölgelenmiş kuleye girişi ararken vücudunu parça parça koparıyor ve Empyrean duasını reddediyor. Hatta Elden Ring'i, altını, önceki düzeni tamamen geride bırakmak için kendi rününü bile parçalıyor. Rünün parçalanması ile güruhu üzerindeki büyü ortadan kalkıyor ve kendi düşünceleri geri gelmeye başlıyor. Ansbach Mikela'dan korksa da Lord'u Mog'un vücudunu aldığını fark ediyor ve nedenini araştırıyor. Hornsent, Mikele'ye hala sadık olsa da Mesmer'dan intikamını almaya gidiyor. Freya da aynı şekilde sadakatini yitirmese de gruptan ayrılıyor ve Mikele ve Radan arasındaki sözü araştırmaya başlıyor. Mor, Mikele'nin grubu terk ettiğini düşünüyor ve sonsuza dek üzgün kalıp kalmaması gerektiğini sorguluyor. Kuru yaprak Dane ise aralarında Mikele'ye en uzun süre hizmet etmiş kişi. Earthtree'nin yapraklarında düzenin zayıfladığını gören kuru yaprak tarikatı yeni bir tanrıyı takip etmeye başlıyor. Büyü kalksa da kalkmasa da Dane yeni tanrısına eşlik etmeye devam ediyor. En önemli kararı ise liderleri Leda veriyor. Leda, iğne şövalyelerinin sonuncusu ve bunun nedenini burada anlıyoruz. By my troth, I am not so sure about the others. No, wait. Perhaps this is a blessing in disguise. I can wield my sword to call the undeserving, those unfit to bask in Mikele the Kind's presence. I should have thought of this earlier. Lekelenmiş ise kulenin mührüne ulaşıyor. Fakat kulenin mührünü kaldırmak için ağacın ateşe verilmesi gerekiyor. Ve bu ateş sadece tek bir kişide var. Mikele tüm gücünü geride bıraktı. Yani ateşi almak lekelenmişe düşüyor. Bu sırada Teoliyer Aziz Trina'ya ulaşıyor. Ancak Trina'nın sadece lekelenmiş ile konuşmasının ardından saldırıyor ve yeniliyor. Lekelenmiş ise Trina'nın mesajıyla ayrılıyor. Godhood would be Mikele's prison. You must kill Mikele. Leda ise Hornsent'in artık zararsız olduğunu düşünüyor ve Ansbach'a saldırıyor. Perhaps I should have known not to challenge the two of you alone. I take my leave for now. Freya, yarı tanrılar arasındaki sözün ne olduğunu ve tamamlandığını öğreniyor. As the festival of war concluded, General Radahn's soul met an honorable end, but kindly Mikele wishes to revive it. Artık kulenin kapısı açık ve lekelenmişten önce Mikele kulenin tepesine ulaşıyor. I never could have imagined it, that you might be the Erdtree's rightful lord, for the birth of a new god and the coming of a lord. Tis just as the woman said it would be. Lord of the Erdtree, Lord of Marika, you too deserve to face the reckoning. You and I, fighting, and tragedy this is. Kind Mikele, in godhood shall you rise. Kindly Mikele, make the world a gentler place. I am deeply sorry for doubting you. I am here only to grant Centrina's singular wish. I will stop Mikele the Kind. He will never become a god. Righteous tarnished, it appears that our interests have aligned. A balm upon my soul it is that we do not meet today as enemies. Now, my blade, watch closely. Kulenin tepesine ulaştığımızda ise Radan'ın Mog'un vücudunda yeniden doğduğunu görüyoruz. Bazılarınızın aklında şu soru kalmış olabilir. Biz neden buradayız? Neden kulenin mührünü kaldırdık? Neden Mikele'ye tanrı olmasına yardım ettik? Çünkü biz yapmasak başkası yapacaktı. Ve o zaman
Mikele'yi durdurmak için burada olmayacaktık. Çünkü tek tanrı Marika ve onun lordu da biziz. Righteous Tarnished, become our new lord, a lord not for gods.